Son olarak bir tane video daha çekeyim şu tamirat konusunda. Arkadaşlar sizlere demiştim. Mesela arıza nasıl bulunur? Aynen dediğim gibi ya şu artıyı şase kısmına yani omajı düşmüş. Daha doğrusu ferisi gitmiş parçanın yani damarın artı lemleyeceksin. Ondan sonra şasesini zaten eksisine bağlatıyorsunuz. Biz omajda mesela şu kart mı yani şu kuzey mi şu güney mi yani ikisinin arasında kalmadık daha doğrusu net bir şekilde bunu bu kısa bunda en az omaj en az ohum 13 13 13 00 ohum yani 13 ohum çıktı. Bu da 13,8 ohum çıktı. Yani en omajı düşük parçayı seçmemiz lazım. Yani biz dün ölçtük bir önceki videomda zaten dile getirdim. Ya şimdi ikisini ele alalım. Şöyle. İkisini ele alalım. Şimdi buraya. Buraya indiriyoruz. Tamam. Yani hangisi ısınıyorsa kaçak oradadır. Ya biz damarı, biz noktayı bulduk. Noktayı zaten bulduk. Şunu. Biz noktayı zaten bulduk. Bak şimdi. Şimdi 3,3 volt 3,3 voltu vermek risklidir dedim. Ama buna mecbur kaldım. Çünkü power supply 1,5 volt vermeniz lazım. 1,2 volt vermeniz lazım. Max 1,5 volt vermeniz lazım. Yani çalışma frekansı 1,2. Diyelim ki 3 nokta power supply'ını 3 nokta şeyini kullandım. 3 volt girişini kullandım. Bunları nasıl yapabiliyorsunuz? Mesela şu yeşil kablo var ya. Şu yeşil kabloyu bir tane yanında bir tane siyah kablo. Şase kabloyu, eksi kabloyu birbirine şase yapacaksınız ki bu çalışacak. Bundan sonra 3,3 voltunu alıyorsunuz. Buraya şase bu kablo. Burası da 3,3 volt attı. Şimdi biz açacağız. Ya şu çip ısınacak ya şu çip ısınacak. Mesela bir önceki dün akşam çektiğim videoda zaten dile getirdim. En çok düşük omajı veren en çok düşük omajı veren parça şase olmuştur. Yanmıştır yani kül olmuştur. Yani biz bir önceki videomda zaten dili getirdim. Şimdi kaldı ki ben bunları vermeyebilirim. Bak daha önce de söyledim. Benim kadar açık ve net bir şekilde dile getiren de yok. Ama net bir şekilde zaten arıza tepe noktası nasıl bulunur? Cihaz sağlam cihazla nabzını ölçüyorsun mesela. Nabız sağlıklı nabız nasıl oluşur? Çiplerin geneli mesela. Ben size söyledim zaten. Neyse açıyoruz. Hangi çip ısınacak galiba? Çünkü bu 3,3 volttur, risklidir. Siz yapmayın. 1,5 volt vermeniz lazım. Abi ben şey değilim yani ben mecburum. Zaten çok merak ediyorum. Zaten şase oldu en düşüğü bu verdi. Yani %100 %90'ı ben burayı gördüm yani. Ama bu da olabilir. Neyse şimdi de bakalım. Ve açıyoruz. Bak görüyorsunuz. Bak nasıl ısındığını görüyorsunuz. Şuna bak ısınmıyor. Şu ısınıyor. Aynı dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Nasıl ısındığını görüyorsunuz. Tekrar açıyorum. Cayır cayır, cayır cayır yanıyor zaten. Böyle kaçak bulunur işte. Kaçak noktasını buluyorsunuz. Ondan sonra amper veriyorsunuz. 3,3 volt tehlikelidir arkadaşlar. 1,5 volt vermeniz lazım. Neyse videom bu kadar. Yani arıza noktayı nasıl buluruz? %100 bir şekilde nasıl bulunur onu size anlattım. Neyse videom bu kadar.